Devrim Barçın diyor ki pandemi öncesi 2019 yılında 2612 şirketten 2110 tanesi yani %80.78'i aylık 10.000 TL altında vergi vermeyi taahhüt etmiş hem de pandemi öncesi. Bu çerçevede Zeki Bey'e katılıyorum kesinlikle. Kapalı sektörlere eşit değil beyan ettikleri gelir ve ödedikleri vergi oranında faiz desteği ve bunun gibi destekler yapılsın. O zaman hakkaniyet sağlanmış olur. Bence ki hibe vermeye yönelik kaynak da bu ülkede vardır. Ama hükümet bu kaynağı 3-5 lobiciye dağıtmaktadır maalesef diyor mesajında Devrim Barçın. Bunu da aktarmış olalım. Tamam, doğrudur yani şimdi az önce ben tam öyle demedim de başka türlü söyledim onu. Pandemi tosuncukları yetişti bu memlekette. Garantina tosuncukları yetişti. Birileri bu şeyden bir şekilde besleniyorlar. Yani şunu mu diyorsunuz? Bu örneğinizde özellikle yurtlara soruldu mu, üniversitelere soruldu mu? Ben biliyorum ki var. Kendileri hazır demiştiniz o noktada özellikle üniversiteleri de konuşurken ama otellere de yüklü miktarda para veriliyor bazı otellere diyelim bununla ilgili olarak. Dolayısıyla hani böyle bir imkan varken bilinçli bir şekilde hani devrimin mesajının üzerine de bunu söylüyorum. Bilinçli bir şekilde bazılarına kazanç sağlama adına da yüksek miktarlarda mı bu sağlanıyor? Çünkü bir otelin bir geceliği karantina ücretinin de hesabına baktığımızda az bir paradan bahsetmiyoruz biz. Az bir gider değil bu. İşçiye sen ayda 1500'de geçin bu dönemde desteğin bu denilirken oradaki günlük kişinin ödeyeceği para belli devletin onun adına ödediği para da ortada. O 1500'e denk gelen bir ücret değil aylık baktığımızda. Dolayısıyla bilinçli yapılıyor bu öyle mi? Öyle mi değerlendiriyorsunuz? Size şöyle bir örnek vereceğim ben. Bu memlekette otel vardır. Eğer turizm olduğu gibi açık olsaydı, eğer geçmiş doluluk oranlarını tekrar yakalasaydı, elde edeceği total gelir bugün ödendiğinin yarısı bile değildir. Yani bu kapalı dönemden ciddi kar eden tesisler vardır bu ülkede. Bir kere personel gideriniz minimize edilmiştir. Ortak hiçbir alan açık değildir. Açık büfeniz yoktur. Double dot'u dayarsınız adamın başına. Arkasından kaktırırsınız özel menüleri. Gidersiniz. Yani kostları minimize olup gelirleri maksimize olmuş tesislerden bahsederim ben. Ya evet. Otelcileri bildiğinizde düşman almayayım ama şöyle söyleyeyim. Bu memleketteki iki tane büyük tur operatörünün otelcilere ödediği gecelik ücretin üzerindedir şu anda devletin garantina olarak ödediği ücret. Evet. Ve peki. öyle bir de rezilliktir ki bu. O paranın üzerine dünya kadar da teşvik ödemiştir bu devlet.